Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 24 Kasım günlerden Cuma ve ekonomide gündem programıyla bugün de karşınızdayız. Bugün de iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri anlık verilerle, anlık gelişmelerle değerli konuğumuzla size aktarmaya çalışacağız. Ve değerli konuğumuzu siz tanıyorsunuz. Ben tekrar kendisini takdim edeyim. Ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Bugün aynı zamanda Öğretmenler Günü. Bu anlamda da öğretmenlerimizin başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yine ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizin ve hali hazırda da mesleğini icra eden, layıkıyla icra eden bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Nazlı Hanım, neler söylersiniz siz de? Merhabalar Nurdam Hanım. Teşekkür ediyorum öncelikle. Sizin de belirttiğiniz gibi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Eğitim aslında bir ülkede en önemli konu. Dolayısıyla ülkeyi Atatürk gençlere, gençleri de öğretmenlerimize emanet etmiş. O yüzden tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, var olsunlar, daim olsunlar. Emeklerine, bilgilerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Şimdi evet, düne gidecek olursak dün açıklanan bir karar vardı. Özellikle çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Neydi o? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ve piyasalara etkilerini soracağım size. Yine özellikle baktığımızda da TCMB ve Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 bas puan artırarak %40'a çıkardı. Bunu nasıl yorumladınız siz ve özellikle yine çevrenizden ekonomistlerin ve bu anlamda fikir beyan edenlerin görüşleri ne oldu? Buyurun. Pazartesi günü de sizinle konuştuğumuz üzere esasında ve demiştik piyasa 250 bas puanlık bir artış bekliyor. Ancak bizim elimizde Merkez Bankası'nın verileri yok. Dolayısıyla onlar etki analizleriyle değerlendirerek bu konuyu ele alıyorlar demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Piyasanın beklentisinin üzerinde 500 bas puanlık bir artışla karşılaştık. Aynı zamanda metinde de faiz para politikası metninde de değişiklik olduğunu görüyoruz burada. Faiz artışlarının sonuna yaklaşıldığını, bundan böyle yavaşlayarak gideceğini, belli bir noktada duracağının sinyali veriliyor. Merkez Bankası'nın burada gayet proaktif bir yaklaşımla konuyu ele almış olduğunu gördük. Diğer taraftan da gerektiği durumda miktarsal olarak sıkılaştırma devam edeceği belirtiliyor. Dolayısıyla piyasa beklentisinin üzerindeydi. İlk anlarda biliyorsunuz dolar kuru, dolar TL kuru aşağı yönlü hareket etti. Borsada ilk önce bir yukarı doğru hareket etti ancak ardından biraz aşağı yönlü inmesini devam ettirdi. Şimdi burada ben ilk açıkçası açıklandıktan sonraki saat içerisinde şunu düşündüm. Piyasa gerçekten normalleşmeye başlamış durumda. Çünkü evet, ekonomi teorisine göre biliyorsunuz paranın fiyatı olan faiz arttırıldığı takdirde döviz kuru aşağı yönlü baskı görür. Keza böyle de oldu. Fakat bu tabii sürekli olmadı. Sonradan tekrar bir yukarıya dönüş gördük biz. Ama yavaş yavaş şunu görüyoruz ki ilk zamanlardaki faiz kararlarıyla karşılaştırdığımızda piyasanın aslında daha normal bir tepki verdiğine de şahit olduk. Şahit olduk, evet. Şimdi o zaman yine dünkü açıklamalarda öne çıkan bir veri de vardı ki o da yine daha doğrusu açıklama vardı ki Merkez Bankası kredi kartı faizleriyle ilgili önemli bir karar aldı ve dedi ki kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralıkta değişiklik olmayacak dedi. Ve bu anlamda da yine diğer sorumu da sormak istiyorum. Aslında yine ilişkili konular, ihracatçılar için de yeni bir karar geldi. Faize üst sınır getirildi. Bu anlamda onlarla da ilgili bir gelişme var. Yani baktığımızda neler söylersiniz kredi kartı ve ihracat kredilerine ilişkin alınan karar ve nedenleriyle alakalı? Evet, belirttiğiniz konu oldukça önemli. Şöyle ki normal şartlarda merkez bankalarının sıkı para politikaları yani faiz artışları ne yazık ki büyüme üzerinde negatif bir etki yaratır. Bu da aslında üretim ve istihdamı da diğer taraftan etkiler. İşte bu yüzden de ekonomi politikasında bir taraftan enflasyon sıkı para politikasıyla düşürülmeye çalışılırken diğer taraftan da özellikle ihracatçı ve yatırımcıyı bir anlamda rahatlatmak bakımında gördük ki ihracatçılara yönelik reskont kredilerindeki iskonto oranında bir değişiklik olmadı. Yani %40'a çıkan politika faizine karşılık %25.90'lar civarında kaldı iskonto oranı. Bu bir kere çok önemli bir konu. Her şeyden evvel ihracatçıları en azından fon maliyeti, kredi maliyeti bakımında rahatlatmayı amaçlıyor. Diğer taraftan da kredi kartı ve üye işyeri komisyonları üzerinde herhangi bir değişiklik Aralık ayında olmayacağına yönelik kararı da
Açıkçası hane halkı üzerinde biliyorsunuz çoğu kişi ne yazık ki geliri yeterli gelmediği için çoğunlukla kredi kartlarını kullanmak durumunda kalıyor. Bu da sanıyorum hane halklarını bir miktar o konuda rahatlatmak adına verilmiş bir karar. Ancak bir şekilde burada Merkez Bankası faizi bir taraftan yükseltiyor ama diğer taraftan da piyasadaki faizlerin normalleşmesini yani düşmesini de beraberinde getiriyor. Yani genişlemeci bir sıkı para politikası da diyebiliriz buna bir taraftan. Bunu nerede gördük? Açıkçası yurt dışı swap piyasasındaki faizlerde gördük. Biz 100 bas puan kadar bir düşüş gerçekleşti faiz kararının ardından. Dolayısıyla bu sizin belirtmiş olduğunuz alınan kararlar esas itibariyle ekonomiyi kırıp dökmeden yani çok fazla hasar bırakmadan sıkı para politikasının uygulandığını gösteriyor bize. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Haliyle dün yine tüketici güven endeksi veri dündü herhalde değil mi Nazlı Hanım? Yanlış hatırlamıyorum. Önceki gün müydü ya da? Tüketici güven endeksi bugün açıklandı bildiğim kadarıyla. Evet. Kasım aylık %1.1 artarak 75.7 oldu. Bu anlamda aslında bir artış söz konusu ama artışın yavaş olduğu yönünde de dolayısıyla yavaş bir seyir olduğu yönünde de çok... Bu anlamda tartışmalar yaşanıyor. Yani artış hızında bir yavaşlama mı var? Varsa bunu nasıl da yorumlamak lazım? Bunu sormak da istiyorum. Çünkü evet gördüğümüz bir artış var ama artış hızında bir yavaşlama mı var? Tabii ki bir miktar yavaşlama olduğu söylenebilir. Ancak ayrıntısına baktığımızda tüketici güven endeksinin hane halkının maddi durum beklentisinde aslında bir yükseliş olduğunu görüyoruz aydan aya. Buradan geliyor zaten endeksteki yükselişte. Evet. Ancak dikkat çeken bir konu var ki orada dayanıklı tüketim malına yönelik talepte bir miktar azalış söz konusu. Yani aslında bu da bir miktar iç talebin, tüketime yönelik talebin soğuduğuna dair bir işaret olarak algılanabilir. Hane halkının maddi durum beklentisindeki artış da sanıyorum Aralık ayında biliyorsunuz zam oranları belli evet. olacak. Ona ilişkin bir beklenti olabilir. Evet. O zaman şey de sorayım şimdi yine tabii ki bizden gidiyoruz ama kripto paraya bir değinelim. Eğer bizimle alakalı diğer konulara da değineceğim. Bugün açıklamalar vardı devlet kanadından. Ama kripto parayla ilgili yine biz pazartesi gününe geri dönecek olursak burada bir istifa vardı. Daha doğrusu görevden alıkonulma vardı. Baktığımızda kripto paradaki kripto para piyasasında bugün de gelişmeler yaşandı ve dolayısıyla o kişi tekrar görevine yeniden atandı diyebiliriz. Yani Sam Altman'dan bahsediyorum. Yeniden OpenAL'ın CEO'su oldu. Ne oluyor? Piyasada neler oluyor? Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var? Neler dönüyor tabiri caizse? Şimdi yurt dışı basının gündemi oldukça bu anlamda yoğun. Bir tanesi kripto parayı ilgilendiren Binance'in CEO'sunun görevden alınması ve kendisine yüklü bir ceza verilmesi. Yine aynı şekilde şirkete de kripto para borsası Binance önemli bir kurum. Ona da çok yüklü bir meblağda ceza veriliyor olması. Bu bize neyi hatırlattı? Geçtiğimiz yıllarda FTX'in böyle bir durumu vardı iflas etmesiyle sonuçlanan. Hatta onun sahibi de yargılandı. Evet. Dolayısıyla bunlar aslında kripto para piyasasındaki bu cezalar sonuç itibariyle piyasadaki bir takım özellikle operasyonların güvenlik kaygısıyla bazı sonuçlar doğurduğunu ifade ediyor. Henüz mevzuatın tam olarak oluşturulmaması sebebiyle. Dolayısıyla da kripto para piyasası üzerinde tabii ki negatif yönde bir baskı yaratıyor. Keza 2021 yılı biliyorsunuz kripto piyasasının altın yılıydı. Oradaki hacim 3 trilyon dolara kadar artmıştı. Şimdilerde 1.4 trilyona düşüş kaydettiğini görmekteyiz. Zaten işte en önemli Bitcoin ve Ethereum gibi evet. kripto paraların fiyatlarındaki düşüşlerden ve hacim düşüklüğünden de bunu anlamak mümkün. Ancak hemen öncesinde de biliyorsunuz özellikle kripto para ETF'lerine yönelik bir onay söz konusuydu Amerikan SEC tarafından, SPK'sı tarafından. Dolayısıyla bu da kripto para piyasasının biraz yukarı yönlü canlanmasını beraberinde getirmişti. Yani tabii 2021'e göre bakıldığında oldukça kötü. Ancak 2022'nin dip seviyelerine göre de sanki biraz iyileşmiş gibi duruyor. Şimdi normal şartlarda kripto para biliyorsunuz maddi bir varlığı, aktif varlığı söz konusu olmadığından sadece haber akışıyla ve teknik analizle yönetilen bir üründü. Dolayısıyla bir ara hatta Nasdaq Amerikan teknoloji hisseleriyle beraber güçlü bir korelasyonun evet. ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak ardından bu işte FTX gibi firmalara verilen cezalar, iflaslar vesaire bazı kripto paraların diyorsunuz gündemden kalkması gibi sonuçlar nedeniyle oldukça yüklü bir ceza gördü ve eski zamanlarını taşımıyor.
yeniden eski güzel günlerine gelir mi? Pek sanmıyorum. Çünkü özellikle Amerika bağlamında çok yoğun mevzuatsal bir düzenleme de beraberinde geliyor. Bu kripto para üzerinde tehdit edici bir unsur olarak görülebilir. Ama tamamen yok olması da söz konusu değildir. Diğer taraftan bahsettiğiniz Sam Altman'la ilişki konu ise Open şirketinden biliyorsunuz. Evet. Kendisinin kovulması söz konusuydu. Aha. Ardından Microsoft'tan bir teklif gelmişti kendisine. Sonrasında yine OpenAI'deki 770 sanırım çalışan buna itiraz etti. Tekrar göreve geri gelmesini istedi. Ardından tekrar göreve geri çağrıldığı yönünde bir takım haberler var. Şimdi buradaki konu aslında şöyle tartışılıyor yurt dışı basınında. İdealizmden pragmatizme bir yolculuk olarak. Çünkü Sam Altman, sizinle daha önce de bunu konuşmuştuk. Kar amacı gütmekle gütmemek arasındaki bir tercihi oluşturuyordu bir taraftan. Dolayısıyla bu konuda çeşitli görüşler var. Tekrardan yapay zekanın işte güvenlikçi tarafı mı yoksa kar amacı mı öne çıkmalı biçiminde bununla ilgili tartışmaların bir süre daha biz devam edeceğini görüyoruz. Geçmişte biliyorsunuz Apple'ın yaratıcısı Steve Jobs, evet, ve yine Elon Musk'ın da bu kurucusu olduğu şirketlerden, evet, uzaklaştırıldığı dönemler olmuştu. Aslında bunu da ona benzer bir tutum olarak görebiliriz. Bazen bazı şeyleri yaratan, kurucu olan kişiler... biliyorsunuz Sam Altman da ChatGPT'nin yaratıcısı, OpenAI çatısı altında. Dolayısıyla önemli konulara imza atmakla beraber ardından tekrar bulundukları yerlerden uzaklaştırılabiliyorlar. Ancak hiçbir zaman tamamen kopmaları söz konusu olmuyor. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet. Şimdi madem kripto para piyasasını konuşuyoruz, bu anlamda siz de görmüşsünüzdür. Bugün yansıyan bir haber var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde demiş ki oğluyla alakalı, oğlunun kripto varlıklara yatırım yaptığını ve neredeyse yatırımının tamamını kaybettiğini bildirmiş. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın oğlunun da bu anlamda mağdur olması da açıkçası trajikomik bir durum. Öyle değil mi? Yani tabii ki özellikle Z kuşağında biliyorsunuz kripto para piyasasına yönelik yatırımlarda daha büyük bir yatkınlık söz konusuydu. Özellikle bu pandemi döneminde şekillenmişti. Evet. Biliyorsunuz hem tasarrufların artması hem de bu şekilde riskli varlıklara yönelim çok önem kazanmıştı. Çeşitli sosyal ağlarda da bununla ilgili çok değişik spekülasyonlar yapılmıştı. Böyle bir dönem yaşadık ve 2021'de de adeta kripto paranın yıldızı parladı. 3 trilyon dolar hacimlere ulaştı demin de belirttiğim gibi. Ancak şu anda geriye dönüş şu anki koşullarla pek gözükmüyor. Bazı firmalar, bazı kripto para borsaları işte FTX gibi, Binance gibi çeşitli cezalar alarak ya da piyasadan yok olarak yerini belki daha sağlam, daha işte garantici firmalara bırakabilir gelecekte. Bunu yaşayarak göreceğiz. Evet, o zaman kripto paradan şimdi ki sevgili yönetmenim zaten o başlığı hemen attı. ABD tahvil faizlerinde son duruma bir bakalım ki yine sizinle özellikle çok konuştuğumuz bir konu bu. ABD tahvil faizlerindeki son durumu soracağım ve yurt dışından gelen PMI'ler neleri gösteriyor, neleri işaret ediyor Nazlı Hanım? ABD tahvil faizlerinde biliyorsunuz en son enflasyon verisinin açıklanması sonrasında oldukça 2 ayın en düşük seviyesine kadar inmişti 10 yıllık ABD tahvil faizleri. Evet. Ancak son olarak biliyorsunuz bir FOMC tutanakları açıklandı. Yani FED yetkililerinin açıklamaları vardı. Oradan da çıkan mesaj açıkçası piyasaya karşı bir açıklamaydı. Biliyorsunuz piyasa aslında faiz artışlarında sona gelmenin kutlamasını yapıyor. Hatta 2024'te ne zaman faizin indirileceği konusunda tartışmalar var. Ancak FED dedi ki açıkçası hemen bir indirimde bulunmayacağız. Uzunca bir süre bu yüksek faizli ortam devam edecek dedi. Bununla beraber hacmi düşük olmakla. Çünkü niye şükran günü nedeniyle dün zaten tabii, ABD, bugün de zaten yarım gün. Hacmi düşük bir hafif yukarı doğru eğilim görüyoruz ABD tahvil faizlerinde. Size daha evvel açıkladığım üzere ben zaten yine tahvil faizlerinde bir yukarı yönlü hareket bekliyorum. Piyasanın da tam tersine aslında henüz bu sıkı politikanın bir miktar daha devam edeceğimi düşünüyorum. Yani piyasa kadar iyimser değilim o konuda. Piyasa biliyorsunuz ABD'de hep genellikle bir iki adım daha opportunist önde davranıyor her zaman. Dolayısıyla ben bu şekilde düşünmediğimi ifade etmiştim. Keza tahvillerde de yukarı yönlü bir hareketlenme olduğuna şahit olduk. Diğer taraftan yurt dışından, Avrupa'dan gelen biliyorsunuz PMI verileri vardı. Özellikle Almanya ve Euro bölgesinde 50 eşik değerin altında olmasına karşın, yani hala durgun bir seviyede olmasına karşın, imalat ve hizmet PMI'lerinde bir miktar yukarı yönlü hareket görüldü. Bu da esasında en kötünün
artık atlatıldığını bize gösterdi. Yani durum kötü ama en kötü aşıldı. Sanki bundan sonra yukarı yönlü bir hareket olacakmış hissiyatını yarattı. Avrupa'dan İngiltere daha da olumlu yönde ayrıştı. Özellikle hizmet sektöründeki PMI'lerdeki yükseliş sterlinin de değer kazanmasını beraberinde getirdi. Aslında bir anlamda çok tartışılan Brexit konusu biliyorsunuz İngiltere'nin Avrupa'dan kopması, Avrupa Birliği'nden kopması yavaş yavaş kendini olumlu manada göstermeye de başladı diyebiliriz. Özellikle hizmet sektörü öncülüğünde. Şimdi Nazlı Hanım tabii ki yeni haftanın gündemini ve beklentilerini soracağım ama yine bize dönecek olursak, küreselden bize dönecek olursak Türkiye ekonomisindeki gündemde bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Dolayısıyla oradan yansıyan cümleleri de size sormak istiyorum, yorumlarınızı almak istiyorum. Hemen açtım ve söylüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Haliyle bugün de yoğun programları var. Bu anlamda Türkiye Innovation ve Innovalink Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Ekim ayı itibariyle son 12 aylık ihracatımız 254.8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağladık dedi. Ve yine az önce değindiğimiz konuya da kendisi de değindi. Dedi ki ihracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir. Ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken ihracattaki nitelik artışıdır dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demek istedi Nazlı Hanım? Esasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da buna benzer bir açıklaması olmuştu birkaç gün evvel. Evet. Bu çok önemsiyorum. Çünkü esasında biliyorsunuz daha önceki politika bu geleneksel politikaların dışındaydı ve en çok da aslında ortaya çıkmasındaki neden kronikleşmiş cari açığın giderilmesi yönünde bir noktadan hareketle ele alınıyordu. Ve burada da en çok yapısal dönüşüm öne çıkıyordu. Zaten yapısal dönüşüm çoğunlukla bizim söylediğimiz bir konu, önemli bir konu. İşte bu da bu açıklamada Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması da tam da buna isabet ediyor. Dolayısıyla burada ihracattaki büyümenin yanı sıra ihracattaki nitelikli büyüme derken işte bu yapısal dönüşümünü yapabilmiş yani katma değerli üretim yapan, teknoloji yoğun üretim yapan bir takım firmaların, sektörlerin artık ayrışacağını, dolayısıyla burada bir dönüşümün hızlandırılacağını ifade ediyorlar. Bu anlamda gerçekten önemlidir Türkiye ekonomisi açısından. Evet, devlet kanadından gidiyoruz madem. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in de açıklamaları vardı. Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak dedi. Para politikasındaki bu normalleşmeyle herhangi bir teşviğe ihtiyaç olmadan KKM'den çıkış tamamlanacaktır açıklamasını da yaptı ki peyderpey zaten bu çıkış gerçekleşiyor. Bu konudaki fikrinizi de alayım. Tabii ki. Kur korumalı mevduat biliyorsunuz düşük faiz politikası yani genişlemeci bir politika sonucunda kurun çok fazla yukarı gitmesini engellemek adına aslında devletin inisiyatif aldığı, risk aldığı bir konuydu. Ardından biliyorsunuz hazineden bu Merkez Bankası'na devredildi. Şimdilerde ise faiz artışlarıyla beraber artık Türk lirası mevduat, Türk lirası enstrümanlar özellikle sabit getirili enstrümanların biz cazip hale geldiğini görüyoruz. Hal böyle olunca da tabii ki kur korumalı mevduata olan talep artık eski cazibesini korumuyor. Ancak tabii ki burada halen çok yüklü bir meblağ var. Bundan çıkış da kolay olmayacaktır. Zira buna yönelik çeşitli alternatif Türk lirası varlıkların da geliştirileceği sürekli dillendiriliyor. Hani bir taraftan hem faizler cazip hale geliyor hem de çeşitli alternatiflerin geliştirilmesi söz konusu. Burada bugün bir gelişme vardı yine son dakika gelişmesi olarak verebileceğimiz. Kur korumalı mevduata ilişkin bir biliyorsunuz kurumlar vergisi şeyi söz konusuydu, alınmaması söz konusuydu. Evet. Bunun yarı yıla kadar uzatılacağını görüyoruz. Yani burada şu anda bir değişiklik yapılmayacak. Önümüzdeki sene değerlendirilecek. Hazine Bakanımız bu şekilde açıkladı. Dolayısıyla tabii buradaki çıkışın da çok ani bir şekilde olması, ani bir boşalma olması istenmiyor. Aksi halde bunun biliyoruz ki döviz mevduatına kayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunun Türk lirasına geçişimi daha yavaş ama daha sağlam bir şekilde yapılması isteniliyor bana göre. O yüzden de bu yönde bir politika şekillendiriliyor. Evet. Şimdi enerji piyasalarıyla alakalıdaki önemli bir mevzu bu. Türkiye'de üretilen elektriğin %12'si rüzgardan, Avrupa'da sanayi anlamında 5. rüzgar sanayisine sahip ülke olarak da adımızdan söz ettiriyoruz. Ve yine yıllık ihracat kapasitesi de 1,5 milyar dolar. Enerji piyasasındaki son durumu da sorayım size. Tabii enerji piyasası özellikle yenilenebilir yeşil enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmek oldukça önemli.
Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle rüzgar enerjisi bunun bir kolu. Türkiye'nin bu konudaki yatırımları fena değil. Gerçekten son yıllarda hem güneş enerjisi hem de rüzgar enerjisi tarafına oldukça yatırım yapılmakta. Bir de biliyorsunuz özellikle diğer taraftan yine bir yenilenebilir HES'lerimiz var. Hidroelektrik santrallerimiz. Onlar da yenilenebilir enerji kategorisine giriyor. Diğer taraftan da bir taraftan nükleer santraller de inşa etmek durumundayız. Akkuyu'da ve sonra başka bir yerde daha olmak üzere iki tane böyle bir proje söz konusu. Hal böyle olunca tabii ki yavaş yavaş dünyada olduğu gibi fosil enerjiden bir çıkış, yeşile doğru bir yönelim söz konusu. Bu bakımdan önemli. Yine enerji demişken bu hafta biliyorsunuz bir hafta sonu aslında OPEC artının toplantı yapması söz konusuydu. Ancak anlaşma sağlanamaması yüzünden taraflar tarafından 30'unu ertelendi. 30'unu da uzaktan yapılacak. Dolayısıyla bu toplantıda özellikle petrol fiyatı üzerinde şekillendirici olacak. Evet. Haftanın son iş ve işlem günündeyiz. O zaman yine dolar euro paritesini sorayım, altını sorayım, petrolü de sorayım, değerli madenleri de sorayım. Bu anlamdaki görüşünüzü alayım. Sonra diğer sorum zaten önümüzdeki hafta hangi verileri takip edeceğiz, beklentiler ne yönde onu da sizden rica edeceğiz. Buyurun. Son sorunuzdan başlayayım. Önümüzdeki hafta özellikle 30'unda büyüme verisi açıklanacak 3. çeyreğe ilişkin. Dolayısıyla bununla ilgili yapılan anketlerde büyüme beklentisi 3. çeyrek için 5.1'in üzerinde. Medyan beklentilerden oluşuyor. Yoksa minimum ve maksimum 4 ile 6 arasında değişmekte. Böyle bir büyüme verisi alacağız ki büyüme verisi oldukça önemli. Diğer tarafta Merkez Bankası Başkanı'nın çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası'nda bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu da oldukça önemli. Biliyorsunuz İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin sanayisinin nabzını tutan bir STK. Ve burada kendisi karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasını öne çıkartacak. Dolayısıyla sanayinin biliyorsunuz özellikle yavaşlamaması, istihdamın yavaşlamaması bekleniyor. Buna ilişkin çeşitli görüşler paylaşılacak. Bu anlamda önümüzdeki hafta önemli. Diğer taraftan işte petrol fiyatı şu anda biraz düşüş kaydetti. Açıkçası 30'unda yapılacak toplantıya odaklandı diyebiliriz. Değerli metallerde bir ara bir Çin'in işte çeşitli teşvikleri açıklamasıyla beraber yukarı yönlü bir hareketlenme oldu bazı metallerde. Ancak sonrasında tekrar bir düşüşle karşılaştım. Yani volatil bir seyir izlediğini görmekteyiz. Şu anda açıkçası endüstriyel metalleri özellikle Çin'in büyümesi ve yine açıklanan çeşitli PMI rakamları etkilemekte. Dolar euro paritesinde dolara biliyorsunuz işte Merkez Bankası'nın kararının hemen ardından dolar kurunda bir düşüş gördük ancak kalıcı olmadı. Tekrar yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz hafif düzeyde. Bunu da özellikle soruyorlar neden diye. Çünkü biliyorsunuz bizim aslında bir yıl içerisinde 200 milyar doları aşkın bir ödememiz var. Cari açıklamada birleştiği zaman 250 milyar doları aşkın bir paraya ihtiyacımız var. Şu anda rezervlerimiz, brüt rezervlerimiz aslında son aylarda yükselmiş durumda. 135 milyar doların üstüne çıkmış durumda ancak halen yeterli değil. Dolayısıyla bunun yeterli olmaması tabii ki kur üzerinde ne yazık ki yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebiliyor. Bir ara biliyorsunuz euro dolar çapraz kurunda bir euro lehine hareketlenme olmuştu. Ancak en son Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasıyla beraber tekrar euronun biraz daha aşağıya doğru evrildiğini gördük. Dolar endeksinde hafif bazda bir düşüş görmekteyiz. Ancak şu aşamada euro dolar hareketindeki o euronun yukarı yönlü hareketinin şimdilik durmuş olduğuna şahit oluyoruz. Dünyadaki gelişen ülke paralarını dolarla kıyasladığımızda Türk lirasının maalesef açık ara dolara karşı değer kaybettiğini görmekteyiz. Demin belirttiğim sebep özellikle cari açığımız ve işte döviz ihtiyacımız, döviz ödemelerimizin kısa vadeli bir biçimde yoğun olması bunun en önemli sebeplerden bir tanesi. En son açıklanan reel efektif döviz kurunda da biliyorsunuz TÜFE bazlı Türk lirasının daha değerli olduğunu da görmüştük. Bunun da bir etkisi var. Altını da sorduk değil mi? Altın konusu işte zaten biliyorsunuz güvenli liman. Fed'in faiz artışlarının sonuna gelmesi ona bir yol bulmuştu. Ancak bir taraftan o da çok volatil bir seyir izliyor. Kah 2000 dolara çıkıyor, kah altına iniyor. Bizdeki özellikle çeyrek ve gram altında biliyorsunuz kurdan çok etkileniyor onsla beraber. Dolayısıyla bizdeki kurdaki işte kıpırdanmalar maalesef gram altında rekor üstüne rekor kırılmasını da beraberinde getiriyor. Evet. Ben maalesef diyorum buna. Belki altını olanlar için sevindirici bir haber ama evet. Tabii ki özellikle için maalesef. Kimi kesim evet. için maalesef aynen. demiş olalım aynen. o zaman. Yastık altına gitmesini istemiyoruz. Yani ekonomi sistemin içerisinde kalmasında fayda var tabii ki tasarruf. Evet. Tabii ki unutmamak, unutturmamak adına da bugün özellikle şunu da sorayım size yine.
Gazze'de ateşkes, ara bir ateşkes başladı. Bu anlamda da 4 gün sürecek insani ara ve rehine takası bugün başladı. Saat 8'den itibaren silahlar susarken Gazze'ye insani yardımlar ve yakıtın girişi de başladı. Gerçekten insani ara deniliyor ya artık, hani bu kararı alınırken bile hani sorunun içinde cevap vardır ya, bu insani ara keşke hep sürse, daimi bir ateşkes olsa. Bu anlamda da yine unutmamak, unutturmamak ve farkındalık oluşturmak adına da evet, bir nebze de olsa onların acılarını gidermek adına ve yine boykotumuzu belki bu şekilde yapmak adına görüşlerinizi alayım mı? Tabii ki de. Yani özellikle sizin de belirttiğiniz gibi ateşkes yerine insani ara ifadesinin kullanılması bile çok can acıtıcı. Umarız ki bu insani aranın sonu ateşkesle sonuçlanır ve bir daha kesinlikle bölgede herhangi bir savaş söz konusu olmaz. Dolayısıyla aslında boykot derken işte pek çok anlamda daha önce de sizinle konuşmuştuk. Evet. Yetici bilincinin yani çok önemli olduğunu düşünüyorum özellikle ve bunun devamlı olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani sadece olay bazlı değil. İşte evet, bir savaş ya da bir çatışma olduğu hemen boykot yapalım. Sonra işte aradan bir zaman geçtikten sonra bunu unutalım. Evet. Tekrar hayatımıza devam edelim gibi bir konu olmamalı. Burada Troy kartı özellikle vurgulamak istiyorum. Troy evet, ödeme evet, sistemi var biliyorsunuz. Bayağı da geçiş oldu. Evet evet, özellikle Ekim ayında bu İsrail-Hamas savaşıyla beraber %54'ü yanılmıyorsam aşkın bir harcamalarda artış olmuş. Evet. 19 milyon kullanıcıya da ulaşılmış. Öteki türlü marka vermeyeyim. 2 tane çok yaygın marka evet, var. Dünya evet, ölçeğinde çok yaygın bir biçimde kullanılan. Dolayısıyla bizim kendi sistemimizi, kendi Türkiye'nin ödeme yöntemi adı verilen Troy ödeme sistemini kullanmamız çok önemli. Çalıştığımız bankaları arayarak bunu temin edebiliyoruz. Troy ödeme sistemiyle değişiklik yapabiliyoruz. Ve giderek de bu ödeme sisteminin yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde yine o önemli çok iki küresel tekel konumuna gelmiş markadan bir tanesinin Çin piyasasına girdiğine yönelik bir haber vardı. İnşallah ileride biz de yurt dışında çeşitli anlaşmalar, geliştirmeler yapıp Çin gibi büyük piyasalara gireriz. Buradan da ülkemize bir gelir, bir kazanç yaratılmış olur diye düşünüyorum. Evet, Nazlı Hanım, o zaman haftanın son gününde yine hem iç dış piyasalar bir harmanlayalım. Bir iki cümlenizi alayım, sonra noktalayalım, olur mu? Tabii ki. İşte bu hafta özellikle Amerika tatilde olduğu için evet, küresel açıdan kısa ve hacmi düşük bir haftaydı. Şükran ancak, günü. Evet, evet, evet. Avrupa'dan gelen veriler PMI'lerde işte sanki Avrupa bölgesi ve Almanya için en kötünün atlatılmış olduğuna yönelik bir takım beklentiler var. Diğer taraftan iki tane önemli verimiz daha açıklandı. İsterseniz onu da söyleyeyim. Tabii, tabii. Önemli ölçüde tabii, anlatıyor. Şimdi hazır bu faiz artışı, politika faiz artışı olmuşken büyüme konusunda bir takım endişeler de söz konusu. Özellikle son dönemde ileride yani bir 6 ay sonrasında, bir sene sonrasında konkordatoların, iflasların çok artacağına yönelik işte karşılıksız çek oranının yükseldiğini görüyoruz. Özellikle hazır giyim, tekstil sektöründe ne yazık ki çok ciddi istihdam kaybı olduğuna şahit oluyoruz. Bu tip haberleri de görmekteyiz. Ancak diğer taraftan veriler de bunu destekliyor. Mesela örneğin bugün açıklanan kapasite kullanım oranlarında bir miktar artış olduğunu görüyoruz. Ancak bu geçmişe yönelik bir veri. Öteki türlü öncü göstergelere baktığımızda yine Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu reel kesim güven endeksinde ne yazık ki bir düşüş var. Özellikle de bu düşüş hem iç talep hem de ihracat kaynaklı dış talepteki siparişlerin düşüşüyle alakalı. Geçmiş 3 aya ilişkin üretimde bir artış var. Ancak önümüzdeki 3 aya ilişkin hem üretim hem de siparişlerde bir geçmiş aya göre önemli düzeyde biz azalış olduğunu görmekteyiz. Bu da önümüzdeki dönemde ne yazık ki kapasite kullanım oranı da dahil olmak üzere çeşitli büyüme verilerinden bir miktar taviz vereceğimizi bize gösteriyor. Diğer taraftan sektörel olarak baktığımızda perakende sektöründe önemli oranda, perakende ticaret sektöründe önemli oranda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörü de düşüşle onu takip ediyor. Ancak bir tek inşaat sektöründe bir artışla karşılaşıyoruz. Bu da esasında hem kentsel dönüşüm hem de depreme yönelik evet, yeniden yapılanmaların etkisiyledir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş iç tüketim tarafında bir daralma, ardından da bizim elimizde olmayan küresel piyasalardan kaynaklanan bilhassa Avrupa'daki daralma ve sipariş düşüşleriyle bir takım büyümeden feragat verme noktasına gelebiliriz. Ancak tabii ki hükümet bunun şiddetli olmaması adına demin sizinle konuştuğumuz üzere çeşitli kredi politikaları, makro ve mikro ihtiyati tedbirlerle
önlemler almaya çalışılıyor. Bununla ilgili olarak da özellikle demin konuştuğumuz reskont kredilerinin faizinin sabit kalması gibi noktalarda yine ben önümüzdeki dönemlerde çeşitli ticari kredi tarafında alternatifler oluşturulabileceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Nazlı Hanım. Gerçekten değerli bilgiler. Bu anlamda yine sizin sayenizde, sizin aracılığınızla öğretmenlerimizin gününü kutlayalım. Aslında siz de bir öğretmensiniz. Sizin de gününüz kutlu olsun. Gerçekten değerli bilgiler veriyorsunuz çünkü. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi hafta sonlarınız olsun. Çok teşekkür ederim teveccühünüz efendim. İyi hafta sonları. Görüşürüz, hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, bugün de haftanın son iş ve işlem gününde ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp'la beraber iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri anlık verilerle, anlık gelişmelerle sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın.